Da ne istiyorsunuz? Ne bol? Allah veriyor. Türkiye'de yiyor. Eğer yayınlarsa da yayınlamasam şey yok. Yayınlıyorum. Tamam. Bol olan ne? Her şey bol. Şu an kıtlık var mı görüyorsun? Yok, kıtlıktan demiyorum. Her şey bol ama alım gücü yok. Alım gücü çok. Herkes dışarıda. Herkes dışarıda, evet. Restoran dolu. AVM'ler dolu. Daha Allah'tan ne istiyorsunuz? Yat kalk de ki Allah Tayyip'i başınızdan eksik etmesin. Fiyatlara bakalım, normal. Yo, çok iyi vallahi, herkes yiyor. Ben önce... Emekli misin ablacığım? Emekli değilim efendim. Çok şükür Allah'a. Cumhurbaşkanı başımızda. Evet. Yani biz çok şükür ediyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı olmazsa biz de İsrail gibi olacaktık. Gazze gibi olacaktık. Vatandaşlarımız şunu söylüyor ama. Yavaş yavaş biz de Filistin gibi olmaya başlayacağız diyor. Olmayız, olmayız. Eğer şimdi topraklarımız satılıyor. Şey değişirse, bu başbakanlık değişirse olur. Ama Tayyip başımızda olduğu müddetçe. Ama topraklarımız satılıyor. Satılmıyor, satılmıyor. Nasıl söylenir? Hep yalan söylüyorlar. Nasıl yalan? Yalan ya, ne? Kendileri söylüyorlar. Neyi satmışlar? Satıldığını söylüyorlar. Neyi satmışlar? Şeker fabrikaları. Onlar hep yalan. Ben inanmıyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Ama yayınlanırsa iyi olur. Yayınlayacağım. Tamam. Vallahi ben emekliyim. Eşimden faydalanıyorum. 6,5 lira maaş, 8 lira kira veriyorum. Hadi geçin bunda. Yani. Nasıl olacakmış? Vallahi başımızdaki büyükler ekmeğin fiyatını bilmediği için garibanlar, bak üniversite talebesi çocuğum evde sandviç götürüyor. Günah değil mi? Arkadaşları kafelerde bir şeyler yerken bu sandviçle gidiyor. Bir anneanne olarak çok üzülüyorum ben bunu. Yani bir benim çocuğum değil, gençleri kötü günler bekliyor. Gerçekten üzülüyorum. Başımızdaki büyükler de hep hata. Bir de onlar artık çekilsin, gençlerimiz gelsin biraz da. Gençlerimiz daha ön yargılı, daha güzel beyinleri, kafaları çalışıyor. Yaşlandı artık onlar. Gitsinler diyorsun. Gitsinler artık abi. Gitsinler tabii, gençler, pırıl pırıl gençlerimiz var artık. Güzel güzel düşünceleri olan, okumuş üniversite talebesi gençlerimiz ortada geziyor ya. Hak mı bunlar? Yazık değil mi, bir çocuk kolayına yetişmiyor, kolayına okumuyor yani. Başımızdaki büyükler de daha, yani 6,5 lira maaş alıyorum, düşün ya. Eşim öleli 14 sene oldu, kemikleri çürüdü, adamın hala 6,5 lira. Bu halde de 3 tane yetim evlendirdim ben. Günah yani. Bir şey demiyorum başka da, ne diyeyim. Çok teşekkür ediyorum abla yorumların için, çok sağ ol. Gelsin canım benim. Sen ne kadar bekliyorsun asgari ücrete zam mı? Abi en az 30 bin lira olması lazım. Ama hayal bu tabii. Hayal, aynen. Şu an 17.500 bekliyorum. Onun dışında fiyatlar artmasa çok güzel olacak ama yok. Yani hükümet zam üstüne zam, zam üstüne zam, zam üstüne zam. Yani yetti abi ya, yeter ya. Gençlik hayallerimi bitirdi diyorsun. Gençlik hayallerimi bitirdi abi. Ben onun şeyinde 100 lira alıyorum ya açlık. Babam 100 lira veriyor. Durumu biraz kötü. 100 lira neye yeter günlük? Yani abi yani. 100 yeter lira mi? Hiçbir şeye yetmez. Bir yemek yiyorsun. 100 lira şu an 10 lira. Yani. Değil mi? Yani abi. Anca yani şöyle dışarı çıktığında güzel bir yemek yiyeyim, arkadaşlarımla vakit geçirdiğinde en az 500 lira, evet, para abi gerekiyor. Yani. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Manitayı da yemeğe götüremiyorsun. O da sorun yani. Para yani. Manitayı nasıl yapacağız? Yani abi. Doğrudur abi. Parasız adam diyorlar ya, bir laf var ya, parasız adam annesi bile sevmez. Doğru doğru. İşsiz adam annesi bile sevmez. Evet evet. Peki kardeşim. Annem diyor çalış diyor hep. Bunu diyor çalış çalış çalış. Sen, yeter ya. Sen de diyorsun ki ben beklentilerimi karşılamıyor aldım. Yani yani. Neden çalışayım? Yani. Şimdi diyorlar ki vatandaşlar, gençler çalışmıyor, geziyorlar buralarda. Hı-hı. Şimdi sen de dersin ki benim beklentilerimi karşılamıyor, niye çalışayım? Abi şöyle bir şey diyeyim. Hepsi kadın şey arıyor, kadın komi, kadın garson. Abi kadın, ne yapalım biz erkekler olarak? İş yapıyorlarsa o zaman erkekler de aynı, kadınlar da aynı. O zaman kadınlar da eşit, erkekler de eşit. Yapmasınlar ya. Vallahi yapmasınlar abi. Çok teşekkür ediyorum yorumların için kardeşim, çok sağ ol. Sağ olasın abi, teşekkürler. Allah razı olsun baba. Abi asgari ücreti ne kadar bekliyorsun? Ya asgari ücreti vallahi bilmiyorum kaç para olacağını. Şu an 11.402 TL. Baba çok az ya. Az abi. Az vallahi. Ne kadar olsa yeter? Valla 30 milyon olsa ancak yeter ya. Ama fiyatlar yerinde kalacaksa? Evet, fiyatlar yerinde kalırsa güzel olur, evet ya. Yoksa ev kiraları da 30 olursa? Yoktur, yok. Valla zor olur baba, zor ya. Çok teşekkür ediyorum abi yorumlar için, çok sağ olsun abi. Ben devlet memuruyum. Asgari ücreti şu anda Türkiye'de yani yeterli derecede değil. Evet. Bunu en azından 20'nin üzerine çıkması gerekiyor. Çıksa ne olacak? Bu sefer ev kiraları, diğer gıdalar... Fiyatlar yerinde kalacaksa çıkması gerekiyor. Heh.
fiyatlar yerinde kalacaksa yukarıya doğru, yani çıkmayacaksa biraz artırsın. Tabi devletin kendi durumuna göre hareket etmesi lazım. Ama biz alıyoruz 5 lira, gidiyor 15 lira. Yani bunun yetişemiyoruz. O olmuş atlı, biz de yaya arkadan koşup gidiyoruz. Yetişemiyoruz. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum Yomdan için. Çok sağ ol abi. Biliyorsun. Vallahi asgari ücretin ne kadar olması çok önemli değil. Önemli olan piyasanın, yani duraksaması, bir şeylerin alım gücünün olması yani. 20 bin lira da yapsanız yani değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Şunu da söylüyor. Fiyatlar aynı yerinde kalsın, zam da yapmayın. Aynen. Aynen. Maaşlara da zam yapmayın diyor. Aynen. Yani şimdi şöyle bir şey. Yani bugün ekonomi ne kadar yani iyi olursa, yani aldığınız ücretin alım gücü daha yüksek olursa, yani zam yapmaya gerek yok asgari ücrete. Fakat şu an asgari ücrete %50 zam yapsanız piyasaya %100, %150 zam geliyor. Bu da eziliyor yani, yapacak başka hiçbir şey olmuyor. Yani 3 ay sonra gene aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani o yüzden de yani şu an 20 bin lira da olsa ekmeğin 15 lira olması, yani bugün asgari ücret 20 bin lira olsa ekmek 15 liradan aşağı olmaz. Şu an zaten asgari ücrete zam gelmeden nelere zam gelmeye aynen, başladı. Aynen, peynir keza yani 250 milyon civarında şu an. Yani şimdi bugün yumurta 140 lira, 165 lira civarında kolisi. Asgari ücreti zam gelmiş olsa 200 lira olacak. Yani bunun önlemi yani piyasadaki tüketim mallarının fazla yükselmemesi. Yani bunları sabit tutabilmek için de ne yapmak lazım? İşte bir çalışmalar yapmak lazım, üretim yapmak lazım. Kendin üretmediğin sürece, ithal ettiğin sürece, yani tüketim bağımlısı olduk yani ülke olarak. Kendi üretimimiz yok fazla. O yüzden de her şey zamlanıyor. Birilerinin tek elinin elinde olmuş oluyor. Yani ona göre de bunlar yönlendiriyor yani artık piyasayı. Eğitimi nasıl buluyorsun abi Türkiye'de? Eğitim, ya şu an için benim gözümde eğitim fazla yukarı seviyede değil. Yani eski eğitim sistemi yok. Yani bugün çocuklar ödev verilse bile ebeveynler yapıyor çoğunu. Hani görsel sanat ödevlerini ebeveynler yapıyor. Yani bugünkü çocuklar bir kağıt kesme şeyini bile bilmiyor. Yani makas tutmasını bilmiyor ama ödev veriliyor. Yani eğitim zayıf yani o konuda. Hani göreceli eğitim yok yani, uygulamalı eğitim fazla yüksek bir şekilde olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum yani. Peki Türkiye'de acilen şunun değişmesi gerekiyor dediğin bir şey var mı abi? Türkiye'de acilen değişmesi gereken insanların düşünceleri. Düşünceler değişirse her şey değişir. Yani her şey. Çünkü herkes menfaat ve çıkar uğruna artık her şey. Artık kimse kimseye saygınlığı yok yani. Sadece parasal olarak çıkar menfaat üzerinden dönüşüyor her şey. Bunun için ne olmalı? İnsanların düşüncelerinin değişmesi lazım. Yani o saygı çerçevesi içinde her şeyin olması lazım, paylaşım olması lazım. Ne bileyim, insanların birbirine hal hatır sorması, birbirini ziyaret etmesi lazım. Onlar da kalktı. Eski günlerin gelmesi lazım. Şu an her şey maddiyata dayanmış, çıkar menfaat doğrultusunda gidiyor. Hani gerçek dostluklar, komşuluklar, arkadaşlıklar pek zayıf yani. Şu an bir apartmanda oturuyorsunuz. Yani komşunuzu tanımıyorsunuz yani. Düşünün, o devirdeyiz artık yani. Çok teşekkür ediyorum abi yorumların için. Çok sağ olun. Sağ olun.